gönderdiniz mi? Söylediniz mi? Herkes gönderiyor değil mi? Gönderdik. Gönderiyoruz hocam. Burası bizim okulumuz. İşte canım okulum. Seni çok seviyorum. Aa hocam bakın, Müstahak abi işte bahçede. Aa, elinde kumalar var mı? Gördüm, gördüm. Bir dakika, şu sesi nereden açılıyor? Bir aç bakalım sesini. Ne diyor? Aa bak, duydunuz mu? Fonda şey, öyle tatildi. O zaman saat ben size söyleyeyim 12. Evet. Evet. Tam o açıda çalıyor. Hocam zaten Zeynep'in telefonu tam o saatte çalındı. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki Müstahak abi aynı anda hem bahçede hem de Zeynep'in telefonu nasıl çalıyor? Aynen abi. Ya mümkün değil. Şimdi o zaman şu önemli. Zeynep sen en son telefonunu hatırlıyor musun? Ne zaman yanındaydı? Yani bilmiyorum ki hocam, hep yanındaydı herhalde. Bir saniye. Zeynep bana tam 11.59'da mesaj atmış hocam. O zaman bir dakika. Demek ki dersteyken telefonu Zeynep'te. Hocam zaten zil çaldı. Ben dışarı çıktım. Sonra telefonumu unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm. Ama yani bir dakika kadar bir sürede falan çalınmıştı. Yani yoktu. Emin misiniz? Bir dakika içinde mi? Evet, evet eminim. Hmm. O zaman şunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Bahçeden sınıfa Müstahak bir dakikada gelebilir mi, gelemez mi? Nasıl anlayacağız hocam? Ulan İstanbul, sana geldiğim gün sana ne demiştim? Seni yeneceğim demiştim. Değil mi? Ama bak ne oldu? Yenemedim. Sen beni yendin. Ama eline ne geçti? Başın göğe erdi mi? Yazıklar olsun sana. Lafımı bölme oğlum. Sana daha laflarım bitmedi İstanbul. 20 milyon insanı sakladın. Bu gariban Müstahak'ı saklayamadın ya. Bu ayıp sana yeter. Akıllı ol İstanbul. Akıllı ol. Hocam, Müstahak abinin durduğu yer tam burası değil mi? Orası orası. Hazır mısın? Hazırım. Sayıyorum. 3, 2, 1. Koş! Çocuklar Allah'ım. Hocam inşallah hızlı gelemez. Müstahak'ın hızlı geleceği kesin. Kaçtık oğlu? 2. Yani Müstahak suçsuz arkadaşlar. Oh be. Yalnız biri komplo yaptı ve çaldığı şeyleri gitti Müstahak'ın dolabına koydu. Yani hocam Müstahak abi şimdi suçsuz yere okuldan mı atıldı? Maalesef. Ya hocam yani Müstahak abi herkesin ortasında hırsız damgası yedi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirim. Yapma be oğlum. Ya ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum çocuklar, hatamızı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Peşinden gideceğiz. Ben gideceğim. Tamam. Kim geliyor benimle? Hocam, bir dakika. Ben öyle hepinizi birden alamam. Civciv küçücük kutu kadar araba. 3 kişi. Bariyer. Ben. Burak, Onur. Yürü. Hadi, hocam. Hadi. Çocuklar koşun. Öğretmenler odasında montum var. Hocam ne oluyor? Evladım ne oluyor? Müdür bey, müjdemi isterim. Müstahak suçsuzmuş. Vallahi mi? Bak, yemin ediyorum benim içime doğmuştu. O kadar saf biri hırsız olamaz dedim. Ben olurum, o olamaz. Yani ben olurum derken laf mı gelişir? Tamam müdür bey, bizim şimdi Müstahak'ı gidip getirmemiz lazım. Bunları sonra konuşalım. Olur mu? Müstahak'ı getirin. Onsuz dönmeyin. Onu alın getirin. Tamam, o hay. Getir. Alo. Alo. Müstahak. Neredesin? Hayal kırıklıklarımı bavuluma doldurdum, gidiyorum.
Elveda. Ay Yusak, hiçbir yere gitme. Biz geleceğiz, alacağız seni. Neredesin? Hayır, ben artık o okula dönmek istemiyorum. Yusak, Allah Allah. Oğlum neredesin? Söylesene. Galata Köprüsü'nün hemen yanındayım. Balıkçı var yanımda. Gözlüklü. Çok da acemi. Daha bir balık bile yakalayamadı. Tamam, tamam. Geliyoruz. Yürü. Yürüyün çocuklar. Ay anahtar yok çocuklar. Yürüyün, koşacağız. Koşacağız. Koşacağız.